Ben Erdin Çobac, Fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, gelen sorulardan bir tanesi hangi program? Capture One mı? Luminar mı? İşte Lightroom Classic mi? Photoshop mu? Valla eskiden olsaydı bu sorunun cevabı bende çok basitti. Ben yani doğrudan doğru Capture One derdim ama son zamanlarda gerek Luminar'ın gerek de Adobe'un yaptığı ciddi ataklar var ve artık benim kafam karıştı. O yüzden şöyle bir içerik yapayım dedim. Üç programla da aynı fotoğrafı ve zor bir fotoğraf seçtim. Bir dağ fotoğrafını. Bol karlı, kontrastlı kuvvetli yani dinamik aralığı kuvvetli bir fotoğrafı seçtim. Ve her üç programda da nasıl düzelttiğimi sizlere göstereceğim. Ve neticeyi de beraber incelemiş olacağız. Dolayısıyla da buna biraz siz de karar vereceksiniz. Tamam. E hadi başlayalım o zaman. Sevgili dostlar, önce Capture One'dan başlıyorum. Capture One'da gördüğünüz gibi e, dinamik aralığı oldukça yüksek bir fotoğraf çektim. Niçin böyle karanlık e, gibi geliyor? E çünkü dağdaki karın beyazı havanı e, maalesef e, uçurmak çok kolay oluyor. O yüzden böyle karanlık çekmek faydalı. Ondan sonra rahat rahat düzeltebiliyorsunuz. Burada ilk önce yapmam gereken sahneyi görebilmek. Dolayısıyla da sıkı kısıp Shadow'un bir sonuna kadar açayım bir göreyim bakayım ne var ne yokmuş. Gördüğünüz gibi highlight'ı kıstım. Şimdi bu tür şeylerde, bu tür sahnelerde eğer ki kontrasta yüklenirseniz ondan sonra daha da renk değişimlerinde bu renklerin daha da sıkıntı yarattığını göreceksiniz. Dolayısıyla yaptığım ilk şeylerden bir tanesi highlight'ı azaltıyorum ama bu kadar da değil tabii birazcık şöyle az bir şey daha. Sonra kontrastını ben kısıyorum bu sahnenin. Daha sonra düzelteceğiz biz onları. Gördüğünüz gibi bakın, kontrastı kıstığınız an itibaren buradaki detaylar daha bir ortaya çıkmaya başladı. Görüyor musunuz? Bakın. Çünkü öteki türlü bu detaylar kayboluyor ve bu sefer çok parlıyor. Şimdi biz şunu şöyle bir buralara kadar bir getirelim. Daha sonra düzelteceğimiz sözünü veriyorum. Sonra... Brightness'i birazcık azaltacağım. Yine o beyazlardan dolayı. He, şöyle daha iyice bir ortaya çıksın. Bunlar düzeltmek hiç zor değil sevgili dostlar. Sonra burada White'ı da biraz azaltacağım. Şimdi geleceğiz gölgelere. Gölgeleri bir açalım bakalım. Capture One'daki güzelliklerden bir tanesi siyahla beraber gölgeyi ortak kullanım ve abartmadan yani iki tarafı da eşit bir biçimde dağıtarak açarsanız eğer gayet güzel sonuçlar alıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra da bir şey daha yapacağım sevgili dostlar. Burada clarity ve structure'ı azaltacağım. Daha sonra toparlayacağız onları söylemiştim ben size. Şöyle eksi 20 lira kadar getireceğim. Şu andaki hedefim dağ, dağın bu parlaklığını parlatma, par patlatmamak. Çünkü şimdi de geleceğiz. Fotoğrafın dengesini sağlayabilmek için Evet. Evet. Pozamayı biraz artırıyorum ve gördüğünüz gibi artı 1'e kadar getirdim. Şimdi sonra da Levels'lara geldiğiniz andan itibaren Levels'lara şöyle bir otomatik dokunsanız bile zaten aşırı parlatmış oluyor gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Kayboluyor. Şimdi dolayısıyla bunu yapmayacağız. Tamam. Tekrar gelelim fotoğrafımıza. Biz bu fotoğrafı nasıl düzelteceğiz biliyor musunuz? Önce renklerle bir düzeltmeye gideceğim. Şurada gördüğünüz Color Editor var. Color Editor üzerinden doğrudan doğruya renge müdahale edebiliyorsunuz. Mesela şuradaki e, maviye gelelim. Buradaki maviyi önce ben tonunu değiştirmek istiyorum ve daha böyle gün batımı tonlarına göre ama büyük bir hata yaptım. Öncelikle buna gelmeden önce sevgili dostlar çok özür diliyorum sizlerden. Şurada bir parça kelvinini az bir şey artırıp birazcık da tintini bir parça artıracağım. Ki gün batımı ışıklarını yakalayalım. Sonra buraya geleceğim. Buradan tonunu değiştireceğim mavini ve gördüğünüz gibi daha bir şey oldu. Buradan da luminansını yani lightnessını azaltacağım. Ama bunu yaparken çok dikkatli olun. Çok azaltmamaya dikkat edin. Yoksa bulutlar yapay gözükmeye başlar. Şimdi bu birinci bölümde. Burada ne yapabiliriz başka? Bakalım yeşil yeşil tonlama yapabilir miyiz? Yeşil tonlamaya herhangi bir müdahalede bulunabilir miyiz? Mesela ışığını açabiliriz. Sahne ama yukarıdan da etkilendiğini gördünüz değil mi? O zaman buna şimdilik dokunmayalım. Ona daha sonra dokunacağız. Şimdi sevgili dostlar ilk yaptığım şeylerden bir tanesi sahneyi ikiye bölmek. Bunu yapmak için de önce bir layer açıyoruz. Bir düzeltme layer açıyoruz. Ve bu layer'e Şuradan itibaren şöyle Shift'e de basılı tutarak şöyle bir ayarlama yapıyoruz. Bu alt bölümü etkileyeceğiz. Alt bölümde birazcık az bir şey pozlamayı açacağım. Bu kaybettiğimiz kontrastı geri getireceğim. Yukarısı için kontrastı azaltmıştık ya. O kontrastı geri getireceğim. Daha sonra geleceğim clarity ile structure'ı geri getireceğim. O 20'yi geri getireceğim. Yani aslında Structure ve Clarity'i hiç dokunmamış gibi olacak. Bunu da düzelttik. Aşağısı ama beni tatmin etmedi. Fazla aydınlık çıktı. Bu sefer de bir parça Shadow'unu kısacağım ve siyahını kısacağım. Çünkü şeyi artırmıştık. Heh. Evet. Şimdi bir layer daha açacağız sevgili dostlar. Bu sefer de üstü için. Bunu yapmanın çok basit bir yolu var. Buraya geliyorsunuz. Sağ tuş, Copy Mask... Yani maskeyi birinci layer'dan kopyala diyorsun. Ama ne yapıyorsun? Aynı yeri istemiyorsunuz, tersini istiyorsunuz ya. Tekrar sağ tuş diyorsunuz, invert mask diyorsunuz. Bu sefer de bütün burayı etkilemiş oluyor. Burada ne yapalım biliyor musunuz? Kontrastını birazcık daha azaltalım ki birazcık daha şurada rengini açabilelim. Birazcık daha açalım şöyle rengini. Birazcık daha aydınlatalım. Brightness çok kısmış. Birazcık daha kısalım brightness'i. Sonra shadow'unu bir bakayım oynarsak ne oluyor? Evet. Shadow'unu bir parça indirelim genel olarak ve black'in de bir parça indirirsek bakayım ne kadar oluyor. Black çok fazla oynatmadı. Tamam. Black'ine dokunmayalım şimdilik. Şimdi burada başka düzeltmeler de yapabiliriz. Artık burada mesela buranın rengiyle oynayabilirim aşağıya hiç etki etmeden. Dolayısıyla buraya gelip şunu alalım. Bu maviyi alalım. Şimdi biraz daha karartabiliriz mavimizi ve satürasyonla bir parça artırabiliriz. Gördüğünüz gibi daha böyle hoş renkler oluşmaya başladı. Hatta hue'nu birazcık daha böyle sağ tarafa doğru kaydırıp biraz daha magentaya doğru yönlendirebiliriz. Bakayım. Şöyle bir büyütelim. Şurada herhangi bir kayıba uğruyor muyuz? Hayır uğramıyoruz sevgili dostlar. Bakayım birazcık daha ekspojörü arttırabilir miyim? Evet. Ben bu bölümden tatmin oldum. Şimdi gelelim alt bölüme. Dolayısıyla tekrar adjustment 1'e gelelim. Bu sefer de burada beni rahatsız eden şu. Bunlar çok açıldı. Dolayısıyla renkten itibaren burayı da şöyle bir tekrar bir karartalım sevgili dostlar. Ve satürasyonu da azaltalım çünkü bunlar fazla mavileşti. Burası mavi değil. Gökyüzünün tonlarını yakaladığı için az önce o mavilik vermişti bize. Yeşillere gelelim. Ve yeşiller de artık istersek biz burada yeşilleri bir parça rengini açacağız. Gördüğünüz gibi. Ve sahneye biraz daha ışık vermiş olduk. Buradan da bir parça pozlamasını da artırdık mı? Çok fazla değil. Heh, şöyle. O zaman renge gidip renkten de bir parça daha şu bir öncekine kıstık mı? Biraz daha güzelleşti. Şimdi tekrar background'a gelelim. ekranda geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? İkinci layere geliyoruz. Bir parça brightness'ini ben tekrar azaltıyorum ki daha doğal bir görüntü verelim. Daha göründümlü olsun. Evet sevgili dostlar. Şöyle bakalım fotoğrafın geneline. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi aşağıdaki kesimler gayet net, gayet detaylı. Renkler gayet yerlerini buldu. Patlayan herhangi bir yer yok. Renkler arzu ettiğimiz gibi gerçekleşti. Ve buradan çıkacağız. Şimdi sıra geldi Luminar'a. Birçoğunuz soruyor Luminar Neo. Ya arkadaşlar Luminar Neo eskiden yani keyifli bir programdı ama basit bir programdı. Hani çok profesyonel açıdan değerlendiremediğim programlardan bir tanesiydi. Ama son zamanlarda yaptığı dehşet ilavelerle hakikaten enteresan bir program haline geldi. Özellikle şu Develop bölümü artık ciddi anlamda profesyonel bir şey halinde. Şimdi burada da aynısını yapalım. Bir shadowları bir açalım bakalım ne görüyoruz. Shadowlar burada gördüğünüz gibi gayet iyi. Güzel olan ne biliyor musunuz bunda? Mesela bir devlok yaptınız. Yetmedi bir daha açtığınız zaman ikinci bir layer açmış gibi oluyorsunuz. Ve bunların hepsi de burada editte bulunuyor. Şimdi yapacağımız bizim, bizim birinci şey, burada dediğim gibi daha önce de söyledim size, kontrastı azaltmak olacak ama bir parça pozlamayı açmak olacaktır. Tamam. Burada highlight'ı tabii ki azaltacağız, şeyler ortaya çıksın, bulutlar ortaya çıksın diye. Shadow bir parça açacağız sevgili dostlar. Bir parça değil hatta bayağı, bu programı bayağı açmak gerekiyor. Black'leri açarsak ne oluyor? Black'leri açarsak da fazla oluyor. Ama bir parça Black'e de dokunalım. White'ı açarsak kötü. Aa, yok. Şöyle bir parlaklık kazandıralım ona da. Ondan sonra devam edelim. Burada temperature'de bir parça dokunuyoruz. Çok oldu. Şöyle. Tinte de bir parça dokunuyoruz. Bu programda bir şey fark ettim. Biraz vibrance'ını artırmakta her zaman fayda oluyor sevgili dostlar. Ama Satürasyon değil. Sonra devam edelim. Genellikle biraz sharpen gerekiyor. Sharpen iyi geliyor. Noise reduction bir parça istiyor bu program. Ötekinde çünkü Capture One'da otomatik olarak yapıyor onu. Sonra da auto difference yapalım. Ve gerekiyorsa transforma basalım. Bunu bitirdik. Bunu kapatıyoruz. Ve tekrar açtığımızda burada hiçbir ayarın açık olmadığını göreceksiniz. Çünkü yaptığımız bütün değişimler burada duruyor sevgili dostlar. Edit'te duruyor. Şimdi sevdiğim şeylerden bir tanesi bir enhance'e bir göz atmak. Ne yapıyor, ne yapmıyor gibilerden. Şöyle baktığınız zaman enhance otomatik olarak kendinden bir takım il ilaveler ve güzelleştirmeler yapıyor. Burada sky enhancer yani gökyüzü düzeltici genel olarak biraz daha bu gökyüzünü koyulaştırıyor ve renklerini artırıyor. Ama biz burada bunları yapmayacağız. Niye yapmayacağız biliyor musunuz? Çünkü bunları e, renkte oynayacağız. Ve geldik renge. Şimdi mesela Capture One'da hani rengi böyle manuel olarak seçebiliyordunuz ya burada biraz tahmini oynayacaksınız. Önce Luminance'dan başlayalım. Ve ben Luminance'da mesela mavinin Luminance'ını azaltmak istiyorum, karartmak istiyorum. Ama onunla beraber olabilecek birazcık siyan ve birazcık da purple'un Luminance'ını azaltmak istiyorum. E, bu arada yeşillerin ben Luminance'ını artırmak istiyorum görüntü birazcık daha aydınlansın diye. Sonra da buraya geleceğim, hue'ya geleceğim. Şuradaki maviyi daha bir şeye kaçırmak istiyorum. Ee, daha böyle şey tonlarına. Evet. Daha böyle purple dediğimiz tonlara. Purple'da bir parça artıralım. Şimdi gelelim burada bir her bir yerde maske yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Mesela diyelim ki bu ayarları yaptınız ama sadece yukarısı için yapacaksınız. Bunu kapatalım. Tekrar açalım o zaman koloru. Ve diyelim ki biz burada şu magenta'yı ya da saturasyonu azaltmaya karar verdik, değil mi? Genel olarak şöyle yapıyoruz. Ondan sonra da maske yapıyoruz. Linear gradient yapıyoruz ve şurayı ayarlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi bunları otomatik olarak azaltmış olduk siyahlarını. Ama daha da enteresan şeyler yapabiliriz tabii. Tabii öteki kadar bir yani Capture One'daki kadar bir şey yok bu programda. Bir ne deniyor ona? Bir e, hakimiyet daha henüz yok. Ama çok büyük ilerlemeler var. Şimdi buralara gelmeden önce bakalım başka burada ne var? Denoise var. Denoise'a gerek yok. Landscape. Landscape'i çok seviyorum çünkü bir taraftan dehaze burada. bir Dehaze ile beraber çok ilginç bir görüntü verebiliyorsunuz. Golden hour ilave edebiliyorsunuz. O güzel parlak renkleri ilave edebiliyorsunuz. Ve yeşilleri artırabiliyorsunuz. Şöyle. Bunu da kapatalım. Şimdi sevgili dostlar tekrar gelelim develop'a. E, masking yapalım. Linear gradient alalım. Ve şurayı böyle bir. şeye getirelim. O pardon çok oldu. Nasıl ayarlıyoruz bunu? Ha, ile beraber mi ayarlıyorduk? Tamam. Şöyle ayarladık. Şimdi buradan adjustment'a geldiğiniz zaman hemen şuradan deneyin. Gördüğünüz gibi doğrudan duruyor. Sadece aşağıya etki ediyor. Biz öyle yapmayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Burada bir parça shadow'unu açacağız. Biraz daha gözüksün diye alt taraf. Değil mi? Biraz daha böyle gözüksün diye. Ondan sonra blackleri bir parça açarken biraz da white açacağız aşağıda. Resim bakın buradan buraya evrildi bile. Sa bu enteresan özellikleri var diğerlerinde olmayan. Bu gold hour gibi bilmem ne gibi gayet güzel ışıklar verebiliyor. Bakayım ilave etmek istediğimiz bir şey var mı buradan? Bir kontrast yaratabiliriz mesela. Burada bir smart kontrastını çok seviyorum ben bunu. Smart kontrastı çok güzel netice veriyor sevgili dostlar. Bunu da kapattık. Burada mesela relight diyebiliyoruz. Çok ilginç bir bölüm bu. Brightness near demiş. Yakını aydınlat diyor değil mi mesela? Ha bak. Yakını aydınlat diyor. Ve buradan da derinliğini ayarla diyor mesela. Derinliğini yüzde yüze getirip buradan böyle alt sahnenin yeniden ışıklanmasını sağlamış oluyorsunuz. Bunu da kapattığımız zaman, burada çok güzel özelliklerden bir tanesi de bu süper kontrast, eğer doğru kullanmayı bilirseniz. Ama modele gitmekte fayda var, yani yavaş gitmekte fayda var. Highlight'ı bir parça artıralım, sonra buradan balansı var. Aşağı mı istiyorsunuz, yukarı mı istiyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben burada highlight'ın bir parça artırmak istiyorum çünkü çok kapattık renklerini. Highlight kontrastını şöyle bir parça daha ayarlayalım. Sonra Shadow kontrastını da aşağı yukarı aynı devreye getirelim ve onu da bir parça rengini açalım sevgili dostlar. Bakın öncesi ve sonrası. Küçücük dokunuşlar biri nasıl fark ediyor? Orta tonlarda pek bir şey fark ettiğini zannetmiyorum ama aa bak bir şey fark ediyor. Evet, bunu da böyle yapmış olduk. Şimdi bunu büyütelim. Sevgili dostlar, buradan da böyle bir kare çıktı. Böyle renkler çıktı. Tercih sizin. Çok detaylı anlatmıyorum ama hani hepsinde neler yapabileceğimizi görmek adına yapıyorum. Şimdi son olarak da evet sevgili dostlar. Şimdi geldi sıra Lightroom'a. Lightroom'u niye sevmiyordum ben? Yani daha doğrusu Adobe programlarıyla çalışmayı niye sevmiyordum? Çünkü biliyorsunuz X-Trans sensörünün bu şeyini düzgün okuyamıyor. Bakın şöyle garip garip şeyler yapıyor yani. Bu noise değil ha. Yanlış anlamayın. Çünkü 500 ISO'da noise olmaz. Bu işte sensörü doğru okuyamamaktan warm dediğimiz, warm efekt dediğimiz şeyleri yapıyor. Şimdi onu düzeltmişler. Nereye düzeltmişler biliyor musunuz? Şurada özel bir dinoizu var. Özel dinoizu, bu yeni yani Lightroom klasikle beraber yeni geldi bu. Böyle inceliyor. %50 gayet yeterlidir. Enhance diyorsunuz ve size yeni bir DNG formatı açıyor. O DNG formatta da o şeyleri falan kaldırmış oluyor. O warm efektleri bilmem neleri kaldırmış oluyor. Şimdi biraz bekliyorsunuz tabii çünkü belli bir süre alıyor yine ozu gerçekleştirmesi. Evet, şimdi bitirmek üzere bitirdi. Şurada gördüğünüz gibi raf kalıyor. Burada da yeni bir DNG. Bu DNG'de artık bu şeyleri kaldırmış oluyor gördüğünüz gibi. O warm efektleri falan filan tertemiz diğer e, programlar gibi yapıyor bu e, Söyleyin. Capture One gibi işlemeye başlıyor işlemeye hazır vaziyette. Şimdi biz burada çok farklı şeyler yapabiliriz. Otoya basar isek eğer otoda bile gayet başarılımsı bir kare yakalamış oluyorsunuz ama tabii biz onu öyle yapmayalım. Reset diyelim biz onu ki manuel olarak düzeltelim bir takım şeyleri. Ben tabii burada önce highlight'ı bir sonuna kadar kısmayı seviyorum. Ki buradan açtığım zaman ne kadarını açabileceğimi göreyim diye şurada pozlamayı artırdık. Highlight'i şimdi tekrar bir parça daha düzeltelim, şuralara kadar getirelim, gökyüzündeki bulutlar ortaya çıksın. Sonra gelelim birazcık shadow'una bir parça dokunalım, nereye kadar geldiğine bir bakalım. Oldukça oh gayet güzel oldu burası, değil mi? Evet, güzel oldu arkadaşlar. Ondan sonra bir parça da white. White'ı evet White burada şey gibi orta tonlar gibi onu biraz azaltalım. Sonra clarity'yi burada ben bir eksi clarity yapacağım. Ek, eksi texture yapacağım. Değil mi? Vibrance'ını bir parça artırmakta fayda var. Onu genelde seviyor çünkü. Ama satürasyona ben pek dokunmayı sevmiyorum. Şimdi kontrast uygulamayacağım. Çünkü kontrast uyguladığım andan itibaren buradaki beyazları patlatıyorum gördüğünüz gibi. Kontrası ben daha sonra size başka türlü uygulayacağım. Onu da hatta hemen birazdan göstereceğim size. Şimdi önce yeni maskeleme becerisi gittikçe yükselen bir programdan bahsediyoruz ve AI gayet başarılı. Mesela sadece şeyi seçsem, gökyüzünü seçsem, gökyüzünü seçerken bile oldukça başarılı. Ama ben tabii şuraları hiç seçsin hiç istemiyorum. O yüzden ben bunu kapatacağım sevgili dostlar. Çünkü kullanmayacağım ben bunu. Ama ben onu kullanmayacağım da şunu kullanacağım. Esas. Bir tane, evet, gradyan kullanacağım. Gradyanı önce ne yapalım? Aşağıyı düzeltelim. Aşağıyı düzeltirken de şöyle, şöyle bir düzeltme yapalım. Burada eksik olan kontrastımızı bir artıralım öncelikle. Sonra bir parça Exposure'ımızı açalım. Ondan sonra bir parça Shadow'a dokunalım. Exposure'ı bir daha kısalım. Ha, shadow'u açalım bir parça. Çok fazla değil. bir parça da White'ı açalım. Tamam. Burada ki renklere dokunabiliyor muyuz? Bakalım. Renklere dokunamıyoruz sevgili dostlar. Onu manuel olarak yapacağız. Sadece şuradaki renge oynayabiliyor muyum bakayım? Çok fazla. Şu aşağıda bir parça şöyle düzeltmiş olalım. Şimdi ikinci bir lineer maske yapalım. Onda da dağımızı ayarlayalım. Dağda da ben bu sefer highlight'e bir parça birazcık daha kısayım bakayım. Ne sonuç alıyorum? Çok daha iyi. Evet. Highlight'ımızı kıstık. Kontrastımızı ben burada azaltacağım. Sevgili dostlar. Ki detaylar ortaya çıksın. Daha şuradaki detayları daha önceden de anlattığım gibi. White'ı burada artırırsak kötü olur. Onu da bir parça kısacağım. Çok fazla değil ama. Ama black'i açarsak biraz yok. Birazcık da bilakis şöyle bir daha bir mistik hava verelim. Burada istediğim gibi geri gelebiliyorum hepsine gördüğünüz gibi. Bakayım aşağıya bakıyorum. Aşağıda yapmak istediğim şey var. Şimdi gelelim bunları kapatalım renklerle oynamaya. Renkler, renklerle oynamanın yolu arkadaşlar şurada HSL'den geçer. HSL'de şuradan da seçebilirsiniz. Pardon. Özür dilerim detaya girmişim. şunu seçecektik. Şuna bastığınız zaman zaten biliyorsunuz koyulaştırıyorsunuz, açıyorsunuz vesaire. Bulunduğunuz bölümü. Burada birazcık şeyi azalttım ama luminansı da koyulaştırmayı düşünüyorum. Renkleri daha doğal hale getirdik. Şimdi satürasyonu ama bir parça şurada artırmak istiyorum. Maviler birazcık daha ortaya çıksın. Ama aynı mavilerinde Q'sunu birazcık ben şeye doğru artırmak istiyorum. Şöyle birazcık daha gün batımı renklerine artırmak istiyorum. Gelelim bunlara. Luminans'a dönelim. Pardon. Luminans'a dönelim. Luminans'ta bu yeşilleri bir parça artırmak istiyorum. Şuradaki sarılar bir parça artsın. Evet. Evet. Hatta burada bu renklerin bir parçacık da renklerini artırmak istiyorum. Hue'larını da bir parça daha yeşile kaydırmak istiyorum. Yok yeşil ha pardon. Şey doğru. Sarıya doğru. Yani sevgili dostlar burada yapabildiğiniz dünya kadar şey olabilir gördüğünüz gibi ama işi kısadan kesmek adına şöyle genel bir baktığım zaman Genel olarak bir parça daha, şimdi hepsini karartmıştık ya, bir parça daha aydınlatacağım. Aydınlatacağım. Ve burada aydınlattığım zaman o zaman tekrar bu maskelerime döneceğim ki şu aşağıdaki maskenin pozlamasını biraz azaltabileyim. Ortaya çıksın. Evet, bu kareyi kısa bari ve bu kareyi de bitirmiş olduk. Bunu da büyük halindirelim sevgili dostlar. Evet. Bu da üçüncüsü. Valla sevgili dostlar işin Türkçesini biliyor musunuz? Yani üç programda yer yer çok işime yarıyor ve hepsini çok değişik yerlerde kullanıyorum. Ama en rahat hissettiğim program daha henüz Capture One. Lightroom yavaş yavaş eğer ki şu şeyi de düzeltirse şu son noktayı düzeltirse de onu daha, daha sık kullanabilirim ama Lumina AI'ya da bayılıyorum. Bay Özellikle bazı enteresan özellikleri var ki eğer istiyorsanız Lumina AI ile ilgili daha çok içerik yapayım. Ama alta yazın bunları. Yok baba biz ilgilenmiyoruz diyorsanız da onu da bileyim. Sevgili dostlar. Valla şimdilik bu kadar. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu güzel aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, huzurla kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.